dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Eylül Çarşamba. Merhaba. Kassel'de kadın hareketinin tanınmış sımalarından Elizabeth Zaybert'in heykeli dikildi. 1949'da Almanya Federal Cumhuriyeti kurulduğunda Bon Temel Yasası'nın yazılmasına katkı sağlayan Kasselli Elizabeth Zaybert'in 125. doğum günü Kassel'deki Alte Brüde Kirke'de Cumhurbaşkanı Steinmeier'in katılımıyla kutlandı. Hukukçu ve sosyal demokrat Elizabeth Zelbert'in ayrıca Stendeplatz'da yer alan heykelinin de açılışı yapıldı. 1896 Eylül'ünde doğan Zelbert, Almanya Anayasası olan Bon Temel Yasası'nın yazılmasına, özellikle kadın ve erkeklerin eşitliğinin yer almasına katkı sağlayan bir hukukçu ve komisyonda yer alan dört kadından birisiydi ancak 61 erkeğin bulunduğu komisyonda kadın hakları için tek başına mücadele vermek zorunda kalmıştı. Anma toplantısında bir konuşma yapan Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e Zelbert'in günümüz için kadın ve erkek eşitliği konusunda önemli bir miras bıraktığını ve kadın haklarının sadece kağıt üzerinde kalmaması için günümüz kuşaklarının mücadele vermesi gerektiğini söyledi. Elizabeth Zelbert 9 Haziran 1986'da Kassel'de vefat etmişti. Haber kadın hakları, kadın erkek hakları ile ilgili olduğu için bu konuda hazırladığımız özel programı haberlerden sonra dinleyebilirsiniz. İklim değişimi, çevre kirliliği ve aşırı kullanım nedeniyle dünya çapında denizlerdeki zorlu durumun daha da kötüleştiği açıklandı. Copernicus raporu olarak adlandırılan ve dünya çapında denizlerin durumunu inceleyen araştırmanın beşincisi basına tanıtıldı. Raporda denizlerin ısınmasının ve buzulların erimesinin ciddi sonuçlara olduğu ve deniz seviyesinin giderek yükseldiğine dikkat çekildi. Denizlerin ısınmasının sonucunda denizlerdeki çeşitliliğinde kaybolduğu vurgulanıyor. Ayrıca Buzullar üzerine yapılan araştırmaya göre 79 yılından bu yana Almanya'nın yüz ölçümünün 6 katı buzul eridi ve denizlerin ısınmasını hızlandırdı. Arktik buzulların erimesinin Avrupa'da da etkileri görülüyor. Örneğin 2019'da Venedik sular altında kalmıştı. Bu gibi olayların artmasından korkuluyor. Nihayetinde denizlerin ısınması dünya çapında iklim krizini derinleştiriyor ve küresel düzeyde facialara davet çıkartıyor. İklim aktivistleri Federal Parlamento seçimleri öncesinde dünya çapında grev çağrısı yaptı. Aktivistler bu grevle siyasi karar mekanizmaları üzerinde baskılarını artırmak ve iklim koruması için gerekli olan adımların atılmasını sağlamak istiyor. Fridays for Future adını taşıyan ve dünya çapında iklim aktivistlerini bir araya getiren örgüt 24 Eylül'de dünya çapında iklim koruması grevi çağrısı yaptı. Almanya'daki aktivistlerden Carla Rentsma, Alman basın ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, son aylar Almanya'daki partilerin ne kadar yalancı olduklarını ortaya çıkardığını ve seçim kampanyasında iklim koruması için gerekli olan tedbirlere karşı propaganda yaptıklarını söyledi. Hükümet partilerini dünyanın ısınmasını teşvik etmeye devam etmekle suçlayan Remtisma, hükümet partileri sadece büyük tekerlerin karlarını ve çıkarlarını korumak için çalışıyorlar. Ormanları yok ediyorlar ve tekerlerin dünyayı kirletmesine ses çıkarmıyorlar. Eğer toplum buna karşı güçlü bir şekilde karşı çıkmazsa o zaman geleceğimiz tehlike içerisinde olacak dedi. İklim aktivistleri 24 Eylül'de 78 ülkede 1100 grev beklediklerini ve sadece Almanya'da 277 eylemin planlandığını açıkladı. Yılın ilk yarısında en önemli enerji kaynağı hala kömür. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı 2021 yılı ilk yarısında düştü. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'ne göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yenilenebilir enerjiden elektrik şebekesine %11,7 daha az elektrik verildi. Kömürün payı %35,5 arttı. Kassel'de yapılacak iklim grevi gösterisi saat 12'de Hauptbahnhof'ta başlayacak. Evet gündemimizden bir türlü düşmek bilmeyen korona bakalarına geldik. Almanya'da korona enfeksiyon eğrisindeki düşüş eğilimi devam ediyor. 7 günlük izidens 65'e düştü. Ülke çapında 7 günlük yeni korona enfeksiyonu inzidensinde az da olsa düşüş görüldü. Robert Hohensü inzidensi 65 olarak açıkladı. RKI 24 saat içinde 10.454 yeni korona enfeksiyonu vakası kaydetti. Almanya'da virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71 artışla 93.123'e yükseldi. Esen'de kayıtlı koronavirüs hastası sayısı 24 saat içinde 993 arttı. Aynı süre içinde 6 yeni ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece virüsten ölenlerin sayısı Esen'de 7.705'e yükseldi. Esen'de korona önlemleri için önemli olan hastane yatış inzidensi 2'ye düştü. Bu değerin 8'in üzerine çıkması durumunda korona önlemleri sertleştiriliyor. Eyalet çapında 7 günlük insidans 72,4'e geriledi. Geldik KASEL'e. KASEL bölgesinde 32 insanla daha virüs bulaştı. Ölüm vakasının yaşanmadığını açıklayan KASEL Sağlık Dairesi hastanelerde 23 kişinin tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izlidens Kassel'de 87,5, Kassel Kaymakamlık Bölgesi'nde 50,2 olarak kaydedildi. Almanya'da genel seçimler öncesinde siyaset bilimciler Başbakan Merkel'in partisi CDU'yu bir çöküşün eşiğinde görüyor. Siyaset bilimcilerin görüşüne göre pazar günü yapılacak federal meclis seçimleri birlik partileri adına en az oy aldıkları federal seçimler olabilir. Fransız haber ajansı AFP, siyaset bilimcilere CDU-CSU'ya yönelik seçmen desteğinin neden azaldığını ve seçimlerden sonra neler olabileceğini sordu. Siyasi partiler üzerine araştırmalar yapan Berlin Hür Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Oscar Niedermeyer'e göre CDU, planlarını hatalı bir devamlılık olgusu üzerine kurarak seçmenin Merkel'e gösterdiği genelleşmiş temel güveni Armin Laschet'e de otomatik olarak yansıtacağını sandı. Yüz Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Karl Rudolf Korte ise 16 yıldan bu yana iktidarda olan Seydoğu'nun parti programının karakteristik çizgileri sürekli hükümette bulunmaktan dolayı törpülendi dedi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey görünce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kaser'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.